Değerli izleyenler, programımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağlıklı ilişkiler. Çok güzel konuştuk Svetlana Hanım, sağlıklı ilişkilerden. Ara vermeden önce şeyden bahsediyorduk. Anne baba birbirlerine saygı, sevgi, anlayış gösterdikleri sürece o sevgiyi, o saygıyı çocuklardan da alabiliyor. Ama biz birçoğu defa şöyle diyoruz, hem kadınlar olarak hem erkekler olarak çok yoğun çalışıyorum bugün. Diyelim ki eve geldin, yemek yetişemedin, yapamadın. Ay açım, ne yaptın bütün gün, işte bilmem ne, eş başlar. Ya biraz sabırlı ol sen de, ne sabırı bekliyorsun benden falan. Zaten stresliyim, açım da. Yani bir düşünün böyle. Hepimiz karşılaşıyoruz öyle durumlarda. Evet. Peki zaman bulamıyoruz diyelim. Çünkü yorgun geliyoruz. İşte o stres, o günün stresiyle eve gelip işte sabredemiyoruz. Ya da işte canımız istemiyor yorgunluktan. İşte neyse otururum veya uyuyorum derim. Ve zaman bulunmuyor. Ne eşle ilgilenmek, ne çocukla ilgilenmek. Çocuklarda beklentileri çok, eşleri beklentileri çok. Ama bir türlü zaman ayıramıyoruz onlar için. Ki bunu gündemimizde birçok ailelerde görünmektedir. Tabii yani hem birçok ailede herkes hani kendi hayatında da bunu fark ediyor. Zaman ne kadar hızlı akıp geçtiğini. Evet. Sanki bilmiyorum Angela Hanım, gerçekten biz daha böyle hızlı teknoloji kullanıyoruz. Hani her günde teknoloji daha hızlanıyor değil mi? Hızlı ulaşımlar kullanıyoruz. Ve o kadar, ama gene de zaman yetmiyor. Sanki her şey hızlanınca zaman da hızlanıyor gibi. Doğru söylüyorsunuz Angela Hanım ve bu büyük bir sorun. Zaman planlamak çok önemli, çünkü yani böyle bir kişi aslında, hani bu zaman yetmediğini hisseden kişi demek ki artık bir sorun var farkında oluyor. Yani gerçekten eğer böyle bir şey hissediyorsak ve görüyorsak, aileme ilgi göstermiyorum, zamanım yetmiyor, gücüm yetmiyor. Demek ki bir kişi bir şeyin farkında ve bir şeyler değiştirmeye zamanı geldi, vakit geldi. Ben daha önceki programlarda bir düzenden bahsettik. Yani muhakkak her ailede, her insanın hayatına bir düzeni olması gerekiyor. Bir kişinin hayatında düzen olduğu zaman dışarıda ne kadar stresli olursan olsun, o düzenini sen çinemezsin. Evet. İşte sen biliyorsun ki işte bu saatte geliyorum, işte bu saatte bunu yapıyorum, işte sürekli böyle bir plan, bir düzenin içerisinde bunlar devam ederse bir insanın hayatını kolaylaştırmış olur. Tabii bir de şöyle bir şey var. Eğer böyle bir şey hissediyorsanız gene de o da sizi strese, depresyona daha yatkın hale getirebilir. Rab'den dua edip o sorunu, o sorunları, o durumu çözmeye yardım istememiz lazım. Belki de iş yerinizi değiştirmesi gerekiyor. Belki de yaşadığınız yeri değiştirmesi gerekiyor. Belki de yani bir şeyler, bir değişiklik demek ki gerekiyor sizin hayatınızda. Belki de siz zaman planlamaya bilmiyorsunuz gerçekten. Belki de öncelikler yanlış seçiyorsunuz ve Rab'den o bilgilik isteyin. Rab size yardım etsin. Yani Rab sizi göstersin ve siz kendi hayatınıza onun, yaratıcının gözüyle bakabilin diye onu duada isteyebilirsiniz Rab'den. Ha, neyi yanlış yaptığınızı, nerede zaman kaybettiğinizi. Çünkü günümüzde hani diyoruz teknoloji çok ilerledi. Aynı zamanda bu teknoloji bizim zamanımızı da çalıyor. Yani zaman katilleri dediğimiz şeyler, sosyal medyalar, televizyon, internet. Çünkü bizi mıknatıs gibi çekiyor. Bir açtık mı
Tamam, saatlerce böyle bağlı kalıyoruz. Saatlerce bizim yani hayatımızdan o zamanı çalıyorlar. Onlar zaman katiller. Onu da hesaplaması gerekiyor. Çünkü tabii ki saatlerce televizyon karşısında veya sosyal medyada, internette oturduktan sonra tabii ki ben yetişemiyorum. Aileme de yeterince ilgi veremiyorum. Yeterince de kendi işime de zaman ayıramıyorum. Burada şunu söylemek istedim ben. Böyle bir tavsiye var. Normalde insanlar daha sağlıklı olmak isteyen insanlar detoks su yaparlar. Duymuştunuz belki de. Bu beslenme ile ilgili işte vücuttaki zararlı maddeler, toksinler dışarı atabilmek için işte alan gıdalar, zararlı gıda kısıtlıyorsunuz. Daha çok böyle işte bol antioksidan gıda alıyorsunuz, bol vitaminli gıda. Ve spor yaparak da terle beraber o toksinler dışarı atıp böyle bir detoks programı uyguluyorsunuz kendi içine. Aynı şekilde de bir teknoloji detoksu var. Yani enformasyon detoksu diyelim. Mesela aileyle beraber anlaşın. Haftada bir günü bütün teknolojik o aletleri kapatın. Telefonunuzu kapatın, internet yok, televizyon yok, hiçbir tablet açmıyoruz, telefonları da kapatıyoruz. Ve bir gün biz böyle bunlardan özgür olarak birbirimize yani birbirimize ilgilenerek, konuşarak, hep beraber vakit geçinerek böyle bir teknolojik detoksu yapıyoruz. Yani teknolojiden uzak böyle sakin, huzurlu bir gün geçiriyoruz. Mümkünse tabii ki doğaya çıkıyoruz, ormana, pikniğe gidebiliriz mesela. İlk baştan zor geliyor insana. Çünkü hepimiz alıştık, hepimizin elinde cep telefonu ve sanki o cep telefonu kapattığım anda Hayat sanki evet ya bitiyor. da sanki bir şeyler olacak da benim haberim olmayacak. Yani böyle bir stres yaratıyor bizde. İlk önce zor, başlamak zor ama bu bizim için gerçekten gerekli bir şey. Çünkü neden? Hep sağlık için. Çünkü siz de daha önce söylediniz bu bütün teknolojik aletler bir radyasyonu yayılıyorlar. Bizim beynimiz için, zihin sağlığımız için o fazla aşırı enformasyon yükü bizi strese sokuyor. Ve o gün geçirdiğiniz bir bakın kendi hislerinizi, duygularınıza. O gün bol bol ya da gün olmayabilir. Bir akşam anlaşın ama bütün aile üyeleriyle, çocuklar dahil. Yani bir oyunlar oynayın, bir hobi yapın, hep beraber bir eğilime faaliyette bulundurun. Çok güzel bir şey. Ve bunu yapanlar da şunu söylüyorlar. İlerideki zamanda o günü, o zamanı siz böyle sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Evet, sizin için böyle sanki bir bayram bekleyişi gibi olacak. Güzel bir şey. Hele çocuklar için çok Tabii. güzel bir tavsiye. Evet. Yaratıcımız sevgi ve esenlik kaynağı konuştuk. Burada çok güzel bir söz var. Karşılık beklemeksizin gösterilen şefkat ve sevgi aileyi bir arada tutan en büyük güçtür. Doğrudur. Karşılıksız. Karşılıksız Biz beklemiyorum. genellikle böyle meyilliyiz. Sen yaparsın, ben de yaparım gibi. Veya sen ne yaptın ki benden bekliyorsun gibi. Evet. Karşılıksız sevgi. Doğrudur Anjana Hanım. Karşılık beklememek ya da şunu hissetmek, veren alandan daha mutlu. Yani vermek daha yani hediye vermek, ilk adım atmak daha mutlu eder bizi. Gerçekten öyledir. Yani küçük sürprizler, küçük hediyeler yapabilirsiniz. Burada da zaman ayırmamız gerekiyor aslında.
Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz işte eşiniz ya da çocuklarınız neden hoşlanır, hangisi onu mutlu eder. Ama işte böyle küçük ama onları yüzleri güldürecek bir şeyler bulmak için sizin de yani bir vakit ayırmanız lazım değil mi? Düşünmeniz lazım, belki de alışveriş yapmanız lazım, bir şeyler almak istiyorsunuz onlara. Burada madalyonun diğer tarafı da o hediye almasını bilmek lazım. Çünkü bazen belki de eşin size bir sürpriz yaptı ve küçük bir şey aldı. Ama sizin belki de o kadar çok hoşuna gitmeyebilir de ya da sizin için o kadar da önemli değil. Ama sizin o anda verdiğiniz tepki onun evet. Yani onun da kalbini kırmamanız lazım değil mi? Bunu siz deyince aklıma şey geliyor. Eşimle ilk tanıştığımız dönemlerde böyle daha arkadaştık. Nişanlamadık bile böyle. Hatırlıyorum ilk aldığım maaşımdan dedim eşime yani arkadaşıma ne alabilirim diye. Bayağı boylu poslu olduğu için numaralı bedenlerini de bilmiyordum. Dedim neyse ben bir iki çift çorap alayım dedim. Gittim çorap aldım böyle. Ona verince öyle bir mutlu olduk ki. Bugünlerde hala hatırlatıyor, diyor ki hatırlıyor musun dedi, ilk maaşında bana çorap almışsın. Ne kadar sevindim. Ya bu kadın yani işte ilk maaşını alınca insan nereye harcayacağını şaşırıyor. O gitti bana çorap aldı. Ne kadar mutlu olmuş hala bugünlerde de bana yani kaç sene geçti. Hala aklımda kaldı. Onu çok mutlu etmişim yani. Bir çift çorap onu çok mutlu etti. Yani aynı doğru söylediniz Angela Hanım, aynen öyle. Çoğu insanlar zaten küçük şeylerde de mutlu olmayabilirler. Eğer o kadar da çok hoşunuza gitmeyebilir ama sizin eşinizin o işte sevgi, size sürpriz yapma isteği kırılmasın diye siz ona güzel bir tepki verin ki ilerideki zamanda yani ilerideki günlerde o tekrar sizi hatırlasın ve bunu yapsın. Yeter ki o sizi düşündü yeter yani o ilgi için teşekkür etmeniz gerekiyor ve mutlu olmanız gerekiyor. Evet Svetlana Hanım bizimle katıldığınız için teşekkür etmek istiyoruz. Değerli izleyenler bir program daha sonuna geldik. Sağlıklı ilişkiler, sağlıklı olun. Ekranda gördüğünüz e-mail adresimizi daha yazmaya unutmayın. Hoşçakalın.